Selamlar herkese. Her insan bir dünyada. Bugün konuğumuz haber spikeri, sunucu Furkan Dilaver. Furkan Dilaver, yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Cengiz Han Bey. Çok sağ olun. Böyle koronavirüsle mücadele sürecinde online bu şekilde yapmış olduğunuz programlar gerçekten oldukça anlamlı. Yeni medya, gelişen medya artık bize bunu gösteriyor. Sizler de Kırmızı Tüm Spikerler platformu olarak her koşulda yenilikleri takip eden bir derneksiniz, bir isimsiniz. Bugün de yine böyle bu şekilde online videolar hazırlamanız oldukça güzel. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok naziksiniz. Peki Furkan Dilaver, öncelikle sizin sunuculuk, spikerlik hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Tabii ki. İlkokuldayken Türkçe öğretmenim benim iletişim sesine gitmemi tavsiye etti. Tabii ben o zamanlar iletişim sesinin, spikerliğin, sunuculuğun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Ve Türkçe öğretmenimin tavsiyesi üzerine ben iletişim sesini tercih ettim ve iletişim sesini kazandım. Orada bir 4 yıllık eğitim aldık. Akabinde Beykent Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı bölümünde okudum. Oradan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne geçiş yaptım. Ardından da Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İletişim Bilimleri alanında yüksek lisansımı tamamladım. İletişim sesinde okurken, ikinci sınıftayken Elazığ'da yerelde yayın yapan bir televizyon kanalımız vardı. Kanal E Televizyonu. Staj için başvuruda bulundum. Televizyonun genel yayın yönetmeni, halen genel yayın yönetmenim Zeki Akbüyük Bey ile görüştüm. Bu anlattıklarım tabii 13 yıl önce falan gerçekleşiyor. Onunla görüştüm ve stajımızı, talebimizi kabul etti. Yaklaşık 2-3 yıl boyunca stajyer olarak çalıştım. Hiçbir zaman yoruldum, yapamıyorum, işte bıktım, sıkıldım vesaire durumum olmadı. Muhabir olarak başladım ilk göreve haber merkezinde. Haberlere gidiyordum kameraman arkadaşlarla birlikte. Röportajlar yapıyorduk, işte sokak röportajları, iyi yöneticilerle röportajlar. İşte özel haberler bir süre sonra yapmaya başladık. Akabinde yaklaşık 4 yıl önce de bir gece haberleri önerimiz oldu. Yönetim benden bir program yapmamı talep etti. Ben de yapacağım programın bir gece haberi olmasını istediğimi ifade ettim. Onlar da kabul ettiler. Elazığ'da bir ilki gerçekleştirdik. Elazığ'da bugüne kadar yani Elazığ medya sektörü çok gelişmiş, geçmişten günümüze kadar çok uzun yıllardır televizyonları var. Elazığ'da daha önceden gece haberleri canlı olarak verilmiyordu. Genelde canlı yayınlar 11 denilince bitiyordu. Biz de dedik ki 11'den gece 1'e kadar devam eden bir canlı yayın yapalım. Haberleri aktaralım. Yani günü birlikte noktalayalım, yeni güne birlikte başlayalım diye bir proje hazırladık. Kabul edildi ve yaklaşık 4 yıl önce yayınlarımıza başladık gece haberlerine. Ve gerçekten ilk etapta kimse tutar gözüyle bakmadı. Ya işte gece kimse izlemez vesaire diye. Şu an 4 yılın ardından geri dönüşlere baktığımız zaman Elazığ'ın en çok izlenen televizyon programlarından birisi oldu ve bu bizi gerçekten oldukça mutlu etti. Öyle iletişim sesinden yani yaklaşık 13 yıl önce başlayan ve hem eğitim anlamında hem de sektörel anlamda devam eden, süre gelen bir hikayemiz oldu geçmişten bugüne kadar. Evet, tabii liseden, çok küçük yaşlardan bugüne gelen bir hikaye gerçekten de. Temelden gelen bir hikaye. Peki uzun zamandır... Ben hep şunu ifade ediyordum. Yani mesela ben 14-15 yaşlarında başlamıştım işte staja. Benim yaşıtlarım mahallede misket, bilye oynarlardı. Ben işte ya da Atari salonlarına, PlayStation salonlarına giderlerdi. Ben televizyona çalışmaya gidiyordum. Yani çok küçük yaşlarda başlayınca. Tabii ama bu tür meslekler için çok küçükten yetişmek, çekirdekten yetişmek oldukça önemli olduğunu görüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle o altını çizdiğiniz nokta son derece önemli. Peki size göre iyi bir sunucunun özellikleri nelerdir? Siz iyi sunucuyu anlatırken neleri öne çıkarırsınız? Türkiye'de sunuculuk, spikerlik artık farklı bir sektöre doğru gidiyor. Eskiden işte TRT mantığı denilen bir sistem söz konusuydu ve burada TRT mantığımızda ekrana çıkan kişiler Türkçe çok güzel kullanırlardı. Ekranlarda özellikle özel televizyon kanalında Türkiye güzellerini görürdük. Güzel kadınlar, güzel yakışıklı erkekler.
Bunlar haberleri sunarlardı ama Türkiye'de özellikle merhum Mehmet Ali Birant'la birlikte spikerlik, sunuculuk kavramı çok değişti. İnsanlar ekranda kendilerinden birini görmek istemeye başladılar. Şu an günümüzde de büyük ulusal televizyon kanallarına baktığımız zaman genelde işte yakışıklı, güzel, evet bir yere kadar ama ardından insanları ekrana çekebilecek belki biraz sempatik, belki biraz hani vatandaştan, kamuoyundan, bizden biri olabilmek adına ekran önüne insanlar çıkmaya başladı. Bu tabii oldukça önemliydi çünkü Türkiye'de yeni bir süreç başlamaya başladı. Özellikle mesela bu konuyla ilgili Mevlana'nın bir sözü var. İşte geçmişteki bu süreci de aslında ekranını da bize aktarabilecek bir süreç. Hani az önce ifade ettim ya, eskiden işte TRT mantığında genelde işte spikerler dünya güzelleri arasından seçilirdi. Akabinde işte ne olurdu? Ekrana çıkarlardı. Ama mesela Mevlana'nın bir sözü oldukça önemli benim için. Gerçekten çok da severim o sözü. İçini dışından daha fazla süsle ve zira dışın halkın, için ise hakkın baktığı yerdir diyor Mevlana. Burada bizler artık içimize de dışımıza da halk bakmaya başladı. Yani sadece dış görüntüye bakmıyor artık insanlar. Güven vermek, güven olgusu oldukça önemli. Eğer ekrana çıkan kişi, bir spiker, bir sunucu kamuoyuna güven verebiliyorsa o zaman işi gerçekten başarmıştır. Evet. O yüzden özellikle genç kardeşlerimiz mesela bu sektörle ilgili çok mesela sorular geliyor bize de. Ne yapabiliriz? İşte bize ne önerirsiniz? Vesaire diye. Evet, Türkçe konuşmak önemli. Türkçe güzel konuşmak önemli. Ama bir yere kadar. İşte yakışıklı olmak, güzel olmak önemli. Ama bir yere kadar. Burada asıl önemli olan şey heyecan, sıfır heyecan, heyecan yapmamak ve gerçekten isteyerek, severek yapabilmek. Ekran önüne çıkıldığı zaman da o samimiyeti, o sempatikliği, o güveni, güven olgusu gerçekten çok önemli. O güveni karşı tarafa verebilmek. Şu anda mesela ulusal televizyon kanallarında da işte büyük televizyon kanallarında da işte ana haber spikerleri vesaire bunlara baktığımız zaman esasında geçmişinde hep az çok bir iletişim eğitimi alıp karşı tarafı izleyiciye güven verebilme olgusu üzerine yayınlar yapan isimleri görüyoruz. Evet. İşte her görüşün tabii kendine göre güvendiği isim var. İşte A görüşüne sahip olan kişiler A spikeri güveniyorken B görüşüne sahip olan kişiler işte B spikerine güvenebiliyorlar ama hepsinin ortak noktasına baktığımız zaman bir güven konusunun ön plana çıktığını görüyoruz. Evet. Tabii yine uzun zamandır mesleğin içindesiniz. Size göre spikerlik ve sunuculuğun stresli yanları neler? Yani tabii oldukça stres. Bir kere burada benim yine genç arkadaşlarımız bazen soruyorlar. İşte abi ya da işte Furkan Bey biz işte spiker olmak istiyoruz, muhabir olmak istiyoruz, ne yapabiliriz diye. Burada kilit nokta istemek. Hevesli olabilmek ve kişinin kendisini bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım kendi kendine sorgulayabilmek. Mesela şöyle düşünmek gerekiyor. Kandan korkan bir isim doktor olabilir mi? Çok iyi bir cerrah olabilir mi? Ameliyatlara katılabilir mi? Katılamaz. Ya da eli titreyen bir cerrah ameliyat yapabilir mi? Yapamaz. Bunu kendisine görmesi lazım. Spiker olabilmek için de bazı özelliklerin, bazı yeteneklerin bir kişide olması gerekiyor bence. Bunların bir kısmı doğuştan gelen özellikler diye ifade edebiliriz. Bir kısmı da sonradan edindiğimiz tecrübeler olarak ifade edebiliriz. Ama kilit nokta istemek, isteyebilmek, hevesli olabilmek, yani işi isteyerek yapabilmek. Bu oldukça önemli. Eğer genç meslektaşlarımız işlerini isteyerek yaptıkları zaman bu stresin, sıkıntının, sorunun üstesinden mutlaka geleceklerdir. Şimdi biz de zaman içerisinde yaklaşık 13 yıldır vesaire ben medya sektörünün içerisindeyim. Çok stresli, çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Özellikle 24 Ocak tarihinde Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yaklaşık olarak ben bir ay içerisinde eve sadece 4 ya da 5 kere gidebildim. İşte medya grubumuzda, televizyonumuzda işte 1-2 saat dinleniyorduk, uyuyorduk. Ondan sonra tekrar kalkıyorduk, yayınlara, haberlere devam ediyorduk. Çok stresli mi? İnanılmaz bir stresi. Çok yorucu mu? İnanılmaz yorucu bir şey. O yüzden eğer istek ya da heves olmazsa
bu işi yapabilmek mucize gibi bir şey belki de. Boksör Muhammed Ali, ünlü boksör Muhammed Ali'nin yine bir sözü var. Yorulduğunda dinlenmeyi öğren diyor. Bırakmayı değil. Bu da yine bir kilit cümle olabilir esasında. Çok yoruluyorsunuz sektörde, spikerlik mesleğinde. Saniyeler, dakikalar sizin için çok önemli. Bunun için, bununla mücadele edebilmek için yorulduğunuzda eğer bırakırsanız artık sizi belki birçok yeni kapı, yeni farklı medya sektörü dışında farklı şeyler bekliyor olacaktır. O yüzden yorulduğunda dinlenmeyi öğrenebilmek önemli. Bırakmayı değil. Biz de bu stresin içerisinde dinlenmeyi öğrenebiliyoruz. Tabii medya sektörü, özellikle televizyonculuk, birçok kişiye aynı anda ulaşabiliyorsunuz. Ve kamuoyunun, işte yerelde Elazığ'ın, vatandaşların sorunları, sıkıntıları olabiliyor. Bunları bir kısmını ekrana getiriyorsunuz, bir kısmını ertesi gün ekrana getiriyorsunuz, bir kısmını sonraki gün ekrana getiriyorsunuz ama izleyici üzerinize baskı kurabiliyor esasında. İşte WhatsApp artık çok gelişti. Yayınlarımızda WhatsApp iletişim hattını kullanıyoruz. İzleyicilerimiz mesaj atıyorlar bizlere. Mesela bir gün önce bir konu üzerine durmuşsun, o sorunu, sıkıntıyı dile getirmişsin ama izleyici o yayını izlememiş. Ertesi gün sana mesaj atıyor. İşte bizim artık Türkiye genelinde bir gelenek haline gelmişti. İşte niye bu konuyu gündeme getirmiyorsunuz? Niye işte bilmem bu içerikte mesajlar geliyor. Bu mesajlar tabii insanı ikinci bir strese sokuyor. Halbuki siz o konuyu gündeme getirmişsiniz, o sorunun üzerinde durmuşsunuz. Ama kamuoyunda bir algı oluşuyor, işte sorun, sıkıntı gündeme getirilmiyor diye. Bunun da üzerinde, insanın üzerinde oluşturduğu bir haliyle stres olabiliyor. Meslek içerisinde de şimdi medya ekran önünde olunca insan seveni kadar sevmeyeni de olabiliyor. İşte yersiz eleştirilerle maruz kalabiliyor. Haksız eleştirilere sineye çekmek zorunda kalabiliyor. Çünkü işte bu ülkede çok iyi bir isim, gerçekten çok büyük başarılara imza atan işte A kişisi diyelim. Ya da ben bu tür konularda Yıldız Sibe'den örnek veriyorum. Ben Yıldız Sibe'yi çok seviyorum çünkü. Çok böyle hem eserleri, sözleri, sesi oldukça güzel. Yani Yıldız Sibe'yi sevmeyen insan var mıdır diye düşündüğümüz zaman evet vardır. İlla ki Yıldız Sibe'ye hitap etmediği bir grup vardır. O yüzden ekran önünde olunca da insanların sevdiği, sevmediği kişiler diye de ayrılabilir. Bu da ayrı bir stres getiriyor. Bazen zaman zaman özellikle direnci düşük olan meslektaşlarımızın artık buna dayanamadığını görebilmek önemli. Ümit önemli burada aslında. İnsanın hiçbir zaman ümidini kaybetmemesi gerekiyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de de Hicr suresi 55. ayette şöyle bir ifade kullanılıyor. Sakın ümidini kesenlerden olma diyor. O yüzden ümidimizi hiçbir zaman kesmememiz, ümidimizi hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor. Ümidimiz de geleceğe adım 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 gittiğimiz zaman stresi de bir kenara bırakıyorsunuz, yorgunluğu da hiç umursamıyorsunuz. Belki günlerce evinize gitmiyorsunuz, onu da unutuyorsunuz, hiç önemli değil diyorsunuz. Yoruluyorsunuz, strese giriyorsunuz ama işinizi severek yaptığınız zaman ne oluyor? Meyvelerini görüyorsunuz ve medya sektörüne devam etmiş oluyorsunuz. Evet, tabii. Gerçekten de altını çizdiğiniz noktalar çok çok önemli ve değerli. Özellikle genç arkadaşlarımıza da çok önemli mesajlar içeriyor. Bu anlamda tabii... Biz şu an tabii pek çok anı biriktirmişsinizdir illaki mesleki anlamda sunuculuğa dair, spikerliğe dair ama böyle şu an sizden bir sunuculuk anısı anlatmanızı rica etsek hangisi aklınıza gelirdi? Bize hangisini anlatırsınız? Tabii mesela birçok anı yaşadık. Özellikle benim anılarım genelde depremle ilgili. Çünkü ben iki defa depreme denk geldim. Okçular depremi mesela, onu hemen tarihini öğreneyim. O mesleki olarak kariyerimin dönüm noktalarından birisiydi Okçular depremi. Ve Okçular depreminde 2010 tarihinde meydana gelen Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Okçular köyünde meydana gelen bir deprem olmuştu. Bu depremin ardından ben o zaman lise 3. sınıftayım. Televizyonda da işte staj yapıyorum. Depremin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Elazığ'a bir yardım kamyonu gelmiş ve bizler de o yardım kamyonuyla ilgili haber yapabilmek için Okçular Köyü'ne gittik. Yani depremin işte merkez üstüne gittik.
büyük depremin üzerinden de 10 gün geçmiş. Yalnız yeni depremle karıştırılmasın. 2010 tarihinden bahsediyorum. Orada Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden gelen öğrencilerimizle röportaj yaptık. İşte rektörlerinin Elazığ'a deprem nedeniyle yardım gönderdiklerini ifade ettiler. Röportajımızı yaptık. Tamamladık. Kameramızı kapattık. Yola çıktık. Öğrencilerden birisi dedi ki, ya dedi, çok özür dileriz ama röportajı tekrarlamamız gerekiyor. Niye dedik? Rektör Bey'e teşekkür etmeyi unuttuk dedi. Ya işte olur mu olmaz mı neyse tamam dedik. Bir daha işte bir kilometre geri tekrar geri döndük. Ve röportaj yapmaya başladık tekrar en baştan. Ve biz orada röportaj yaparken 5.1 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi. Ve inanılmaz bir sallantı. Arka tarafımızda zaten büyük depremden yıkılan işte köy evleri, o depremde yakınlarını kaybetmiş çocuklar, aileler, işte yeni kurulan konteynerler vesaire. Ve depremin merkez üstündesiniz. Merkez üstünde 5.1 büyüklüğündeki deprem anında kayıttasınız. O anları kayıt altına alabiliyorsunuz. Biz bu görüntüleri çektik. Tabii korktuk da haliyle. İşte o zaman herhalde 16 yaşında falanım. Korktuk da sonra işte merkeze geldik. Yaklaşık 150 kilometre, 150 kilometre arası bir yerde. Merkeze geldik, görüntüleri verdik. İnanılmaz bir ilgi oldu. Tabii ben o zaman mesleğe yeni başlamışım. Hani çok böyle büyük bir sukse yapacağını tahmin etmiyordum. Ertesi gün tüm ulusal televizyon kanallarında bu görüntü yayınlandı. İşte Uğur Dündar haberi sunarken daha mesleğe başlamadan bomba gibi bir habere imza attılar dedi. İşte diğer tarafta Serdar Dere işte Star TV'den haberi sunarken başka bir övgü dolu ifadelerle kullandı. Bu yine depremle ilgili bir anımızdı. İkinci bir anımız yine bu son deprem. 24 Ocak tarihinde meydana gelen bir deprem. Ve 6.8 büyüklüğündeki depremde ben yine çalışıyordum ama ekran önünde değildim. Haber merkezindeydim. Hemen yayına indik vesaire. Artık bizde bir hafta boyunca yayındayken sürekli deprem oluyor. Sallanıyorsunuz. Artık alışkanlık haline geldi. Deprem oluyor. Artçı sarsıntılar oluyor. İşte 4.9, 5.3 vesaire. Evet, sallanıyorsunuz. Evet, şu anda bir deprem daha oluyor. Şu anda bir deprem daha oluyor. Böyle böyle depremle ilgili çok anı biriktirdim. Ama bir kere hiç unutmam. Gece haberlerinde yine haberleri sunarken haber aralığında haliyle gece yayın 1'e kadar uzayınca öğün arası yapıyorsunuz. İşte elma vesaire, bisküvi vesaire böyle haber aralarında 2-3 dakika içerisinde yiyorsunuz. İşte bir haberi girdik. İşte stüdyodayız. Yayındaki arkadaşlara işte kaç dakikamız kaldı diye sormadım. Bir elma vardı. Elmayı yiyordum ben haber arasında. Arkadaşım 10 saniye falan var dedi yayıncı arkadaşımız. Elmayı son kez ısırdım. Isırmamla birlikte inanılmaz bir kan çıkmaya başladı ağzımdan. O beni görmüyor tabii o esnada. Son 5 dedi ama nasıl ağzımız kanıyor? Böyle hemen kameraman arkadaş peçete falan getirdi. Elmayı yerken sol tarafımdaki dişimi kırmışım. O sert tabaka nedeniyle. İnanılmaz bir kan çıkıyor oradan. Hemen ona müdahale ettik ve işte süre zaten doldu. Hadi 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 diyorlar. Ekranın önüne çıktım. Bir yandan şey dudağımın kenarından kan akmaya devam ederken bir yandan ben işte haberi sunup hemen bir 10-15 saniyede tekrar işte müdahale edelim diye. Öyle de bir anım olmuştu. Evet, evet. Bu anlamda tabii baktığımızda medyada bir dönüşüm yaşanıyor. Bunu özellikle içinde bulunduğumuz günlerde de daha fazla hissetmeye başladık. Bu pandemi döneminde bu dijitalleşmenin etkisini daha fazla görmeye başladık. Bu anlamda bu dijitalleşmenin geleneksel medyaya olan etkisini özellikle de bu içinde bulunduğumuz süreci de hesaba katarak önümüzdeki süreçte dijitalleşmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Sizce dijitalleşme nereye doğru gider? Evet, şimdi ben aynı zamanda Elazığ'da medya grubumuz bünyesindeki elazığsonhaber.com internet haber sitesinin haber müdürlüğünü yapıyorum. Alexa verilerine göre Türkiye'nin bölgenin en çok tıklanan ikinci internet sitesi, şehrin Elazığ'ın en çok tıklanan birinci internet sitesi. Kanal Fırat Televizyonu, Kanal E Televizyonu, her iki televizyonumuz da çok eski yıllardan beri yayınlarını sürdüren televizyon kanalları ama medya grubumuz şunu ifade etti. Artık devir değişiyor ve internet ortamında da olmamız gerekiyor. Derken işte 3 yıl önce bir internet sitesi kurduk ve çok da hızlıca başarılı bir noktaya geldik. Artık bu pandemi bize şu şeyi kesinleştirmiş oldu. Biz pandemi sürecinden önce işte dijitalleşen medya, gelişen medya, işte internet medyacılığı, işte şöyle medya, böyle medya gelişiyor, gelişti, geldi, gelecek derken bu pandemi sürecinde artık dijitalleşmenin,
internet haberciliğinin ne kadar önemli olduğunu ve artık içinden çıkılamayacak bir duruma geldiğini, artık büyük bir gereksinim olduğunu bir kez daha gördüm. Mesela bizim internet haber sitemizde 3 arkadaşımız şu anda pandemi süreci nedeniyle evlerinden çalışıyorlar. Yani gördük ki internet haberciliğini yaparken bir büronuzun, bir ofisinizin olmasına gerek yok ya da bir ofiste, bir iş yerinde çalışmanıza gerek yok. Zaten internet, bilgisayarınız, internetiniz olsun yetiyor. İstediğiniz isterseniz işte internet çeken bir dağ başından yayın yapın. Şimdi bu dijitalleşme bize yeni bir süreci başlatacak mı? Başlattı bile. Başlatmıştı zaten. Bunu iyice belirginleştirmeye evet. başladı. Nasıl oldu? Mesela Çin bu pandemi süreci koronavirüs Çin'den başladı. Wuhan kentinden başladı. Çin şu anda geçtiğimiz günlerde robotla haber sunucusu üretimine başladı. Robotla haber sunduruyor. Verileri, söylemesi gerekenleri robota giriyor. Ondan sonra robot kalkıyor onları sunuyor. Ne kadar tutar, ne kadar tutmaz bunu ilerleyen yıllarda göreceğiz. İşte bir sektörün daha bitişi belki olacak. İşte haber spikerliği belki artık olmayacak. Ama insanlar o robottan bir şeyler öğrenmeyi kabul edecek mi, kabullenebilecek mi onu bekleyip göreceğiz. Ama şu süreç bize internetin olmazsa olmaz olduğunu aktardı, bize iyice anımsattı. Önümüzdeki süreçte özellikle medya sektörünün internet alanında çok daha büyük atılımlar yapılacağını düşünüyorum. Zaten pandemi sürecinden önce çok büyük gazeteler kapanmıştı mesela. Habertürk gazetesi, Türkiye'nin ilk internet haber sitesinin olduğu kurumdur. Habertürk gazetesi yazılı olarak çıkmayacağını ifade etmişti. Sadece internetten yayınlarını sürdürecekti. Buna benzer birçok örnek var mesela. Bu süreçle birlikte artık hem gazetelerde, televizyonlardaki, televizyonlar artık dijital medyayı çok yaygın bir şekilde kullanıyorlar. İşte ne oldu? Stüdyo artık konuk alınmamaya başladı. Konuklar işte Skype üzerinden bağlantılarla gerçekleştirilmeye başlandı. Neyi gördük? Demek ki konuğun işte kilometrelerce öteden kalkıp stüdyoya gelmesine gerek yokmuş. Bunu gördük. Skype'den de bu iş oluyormuş internet üzerinden. Dijitalleşerek yapılabiliyormuş. İşte bir yerde bir yayın olduğu zaman işte bir canlı yayın aracının gitmesine gerek yokmuş. Canlı yayın aracıyla birlikte 3 tane, 5 tane ekibin gitmesine gerek yokmuş. Tek bir kamerayla, tek bir kişiyle o canlı yayını oradan yapabiliyor musun olay yerine? Evet. İşte bunu ülke yönetiminde de görüyoruz. İşte ne oldu? Cumhurbaşkanlığı kabinesi yaklaşık 1,5-2 aydır toplantılarını online yapıyor. Ve dijital medyayı, dijitalleşmeyi onlar da kullanıyorlar. Ülke yöneticileri de. Yani evet. Bu sadece ülkemizde değil, dünya genelinde ciddi bir şekilde bir yeni bir sürece başlıyor. Türkiye bu süreci zaten gençlerimizin sayısının çok olmasından dolayı daha önceden de uygulamaya başlamıştı. Biz bu süreçte böyle biraz daha 3. 4. ülkelere göre çok daha avantajlı bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum evet. dijitalleşme konusunda. Altyapımız çok iyi. İşte eğitimler mesela çok rahat internet üzerinden eğitimler verilebildi. Sınavlar online yapılabildi. İnşallah gelecek süreçte de bu medyanın da dijitalleşme konusunda ama şunu da altını çizelim. İnşallah çok eleman çıkartımları olmaz. Zaten eleman çıkartımları ekonomik nedenlerden dolayı ulusal medyada çok yapılıyordu. Etkiler mi? Onu da bekleyip göreceğiz. Evet. Furkan Dilaver yayınımıza, programımıza katıldığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Son olarak medyaya dair, hayata dair, spikerlik sunuculuğa dair neler söylemek istersiniz? Son sözleriniz neler olur bizim için? Tabii ki. Ben öncelikle genç kardeşlerime şunu ifade etmek istiyorum. Sakın pes etmesinler. Hiçbir zaman ümitlerini yitirmesinler. Çünkü iletişim lisesi, iletişim fakültesi mezunlarının sayısı günümüzde çok fazla. Birçoğunun işsiz olduğunu biliyoruz. Çünkü sürekli işte bize de Instagram'dan, sosyal medyadan iş başvuruları, iş talepleri geliyor. Ama bir yere kadar yardımcı olabiliyorsunuz. Ama herkesin kendisini çok geliştirmesi gerekiyor. Yakışıklılık, güzellik tek başına bir anlam ifade etmiyor. Güzel konuşmak, güzel bir diksiyona sahip olmak tek başına bir anlam ifade etmiyor. Çalışmak, azimle, gayretle çalışmak, başarılı olabilmek çok önemli. Her anlamda kendini yetiştirebilmek çok önemli. Sempatiklik, samimiyet ve karşı tarafa güven verebilmek çok önemli. Bunları başardıkları zaman genç kardeşlerim çok güzel noktalara geleceklerdir inşallah. Ben özellikle spikerlik konusunda, sunuculuk konusunda yıllardır çok güzel çalışmalara imza attığınızdan dolayı
sizlere, derneğinize, şahsınıza çok teşekkür ediyorum. İşte dijitalleşmeyi de aynı şey, bu şekilde sizler de çok güzel bir anlamda kullanıyorsunuz. Bir kez daha teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun, çok naziksiniz. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun, görüşmek üzere. Her İnsan Bir Dünya'da bugün konuğumuz haber spikeri sunucu Furkan Dilaver'di. Bir başka Her İnsan Dünya'da görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.